Herkese merhaba, ben Bay Bulut ve PD2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size PD2'deki çok eğlendiğim build'lerden birisi olan Minigun build'ini göstereceğim. Ağır zırhlı, sesli tabii ki. Şimdi yeteneklere bakacak olursak, Mastermind. Hiçbir planlama, zekaya ne bileyim o tür şeylere gerek yok. Fakat Enforcer, bizim daha az hasar almamızı sağlayan ya da daha az hasar vermemizi sağlayan yeteneklere kesinlikle ihtiyacımız var. Çünkü Minigun'un yüksek atış gücüne, dakikada ateş ettiği mermi sayısına kıyasla verdiği hasar biraz düşük. Eğer mermilerin hasarı da yükselirse çim biçme makinesi gibi düşman sürelerini yok ediyorsunuz. Birazcık LMG build'e benziyor fakat bu biraz daha zevki olduğu için, böyle daha eğlenceli olduğu için Deathwish'te aşırı derecede zorlandım. Belki de siz kendiniz bir şeyler yaparsınız, böyle değişiklikler yaparsınız, onu bilmiyorum. Neyse, yeteneklere geri dönelim. Underdog, daha fazla hasar verip daha az hasar almak için geliştirilmiş bir biçimde. Buradan Bullseye açtım çünkü Anarşist build pack kullanıyorum. 400 mine armor puanımız var. 400 çok yüksek bu arada. Aslında perk'teki ilk önce gösterseydim belki daha mantıklı olacaktı. Shock and Awe, ilki zırhınızın yenilenmesini sağlıyor. Bu Anarşist perk'teki etki etmiyor. Fakat Anarşist perk'teki alamazsanız zaten Armor'u almanızı tavsiye edeceğim. Bu onunla güzel gider. Gelişmiş hali ise kalkanlı düşmanları silahlarınızın mermileriyle ateş ederek sersemlemelerini sağlıyor. Bu size onları vurmak için bir açıklık sağlıyor. Iron Man ise ilk başta daha yüksek zırh. Gelişmiş hali ise Improved Combined Tactical Vest'i açmak için. En yüksek zırha sahip ve sizi en çok yavaşlatan zırh. Bu kısım ise tamamıyla mermi konusu. Bu, eğer ne kadar çok mermi çantasından mermi alırsanız tüm silahlarınızda sınırsız mermi ateş edebiliyorsunuz. Mesela roket atar aldınız diyelim ve roket atarınızın mermisi şarjörde bir tane kaldı. Eğer mermi kutusuna gidip merminizi yenilerseniz 5, 10, 15 saniye boyunca sürekli buf, buf, buf diye sıkabilirsiniz. Bu daha fazla mermi çantası ve mermi çantalarındaki mermi miktarını arttırıyor. Bu ise total ammo capacity, yani oyuna başladığınızdaki maksimum mermi miktarını %25 arttırıyor. Şurası ise öldürdüğünüz her düşman için bir tane fırlatılabilir kazanma şansınız artıyor. Bu giderek daha fazla artıyor. Şöyle bir şeyler diyor. Ve yerdeki mermilerden %75 daha fazla mermi topluyorsunuz. Bu da fena değil. Şimdi Technician'a gelecek olursak. Burada biraz benim seçimlerim tamamıyla kişisel oldu. Mesela Devious Savage skillini almışım. Bu sadece drill'in süresini azaltıyor. Bunu isterseniz almayabilirsiniz. Ben sadece daha düşük zorluktaki görevlerde oynadığım için daha hızlı bitirmek için alıyorum bunu. Başka Jack of all trades. %50 miktarda ikinci bir deployable almanızı sağlıyor. X tuşuna basaraktan değiştirebiliyorsunuz deployable'ınızı. Ben body bag alıyorum yanıma çünkü düşük zorluklarda düşük seviyeli bazı takım arkadaşlarım oluyor ve çok düşüyorlar. Onlara biraz daha yardım olması için. Bir de burada steady grip var. Bu da accuracy ve stability'yi arttırıyor silahların. Fazladan skill point'im olduğu için buna verdim. Ghost'a gelecek olursak Parkour Aced, Duck and Cover Basic var. Bana sorarsanız tüm build'lerde olması gereken skill'ler bunlar. Parkour Aced ise koşarken silahınızı şarjörünü değiştirmenizi sağlıyor. Minigun'ın şarjör değiştirme süresi çok uzun. O yüzden bence fena değil bu. Second Wind. Zırhınız kırıldığında 5 saniye boyunca %30 daha hızlı hareket edersiniz. Fena değil. Fugitive, Nine Lives. Size fazladan bir düşme şansı veriyor Ace hali. Burada ise Bloodthirst alma sebebim şey oldu. Her bir düşmanı öldürdüğünüzde bir sonraki milli hasarınız %100 artıyor ve bu 1600'e kadar yükselebiliyor. Yani 16 düşman öldürüp bir yakın mesafe silahıyla vurdunuz mu adam kesin ölür. Bunu bazen bulldozerlarda da yapabiliyorsunuz.
Berserker ne kadar canınız düşükse o kadar çok melee hasar, bu basic hali. Gelişmiş hali ise canınız ne kadar düşükse o kadar yüksek silahlarınızla, tüm silahlarınızla hasar veriyorsunuz. Fakat buna fırlatılabilirler. Grenade ve roket launcher'lar dahil değil. Frenzy skill'i, bu önemli bir skill. Bazılarınız bunu soruyor. Bu canınızı %30'a düşürüyor. Canı %30'a düşürüyor, ne oluyor? Berserker kullanmanızı sağlıyor. Yere düşmeden, ölmeden, fazla kendinize bilerek hasar vermeden ya da düşmanlara bilerek hasar verdirmeniz gerek kalmadan. Ama ayrıyeten %10 daha az hasar alıyorsunuz. Fakat aldığınız iyileştirmeler %75 azalıyor. Zaten iyileştirme istemiyoruz biz. Sürekli canımızın düşük olmasını istiyoruz. Aşırı derecede dayanıklıyız ve aşırı derecede yüksek hasar veriyoruz. Eğer bunun iyisini alırsanız aldığınız hasarı %25 azaltıyor. Bu da fena değil. Ama ben almaya gerek duymadım. Belki onu ace'lesem, geliştirsem Death Sentence'a dayanabilir mi bilmiyorum. Belki de Drill Sergeant'ı mesela verip Second Wind'i de alıp Benz, buyurun. Ama bu size kalmış bir şey. Ben şahsen böyle yapmayı tercih ediyorum. Zaten bu ciddi bir build değil. Daha çok böyle eğlencelik bir şey. Perk deck olarak Anarchist Perk deck. Eğer Anarchist Perk deck açan Sydney karakter DLC'sine sahip değilseniz şurada Armorer var. Bunlar size yüksek miktarda armor veriyor. Armorer sizin saklandığınızda armorunuzu yeniden doldurma süresini bayağı düşürüyor. Anarchist ise sizin zırh miktarınızı artırıyor, canınızı düşürüyor. Fakat düşmana ne kadar çok hasar verirseniz ve her saniye 1,5 saniyede hasar verirseniz daha yüksek miktarlarda zırhınız artıyor. Bu ne demek? Siz birer yengeçsiniz. Aşırı derecede güçlü, aşırı derecede tehlikeli ve aşırı derecede dayanıklı. Fakat sizin kabuğunuzu kırarsa anında ölürsünüz. Ha, tabii şurada bir özellik var. Zırhınız kırıldıktan sonra 2 saniye boyunca tüm hasarlardan etkilenmiyorsunuz. Bunun 15 saniye bekleme süresi var. Bu da fena değil. Özellikle sniperlarla falan savaşırken bu bayağı etkili oluyor. Önemli bir skill. Ya da açık alanlarda koşmaya başladığınızda. Ama yine de dikkat etmenizi öneririm. Yakın mesafe silahı olarak yüksek hasarlar veren bir şeyleri öneriyorum. Bana sorarsanız El Verdugo fena değil. Aynı zamanda onu charge'larken etrafta sallama şekli de bayağı güzel. Ama eğer en iyi, en güçlü silahları kullanmak istiyorsanız şu katana'yı alabilirsiniz. Deployable olarak Ammo Back alıyorum. Jack of All Trades aldığım için ikinci olarak ise genellikle Medic Back alıyorum. Fakat evet Medic Back alıyorum. Başka bir şey aldığım pek olmuyor. Şimdi zırha gelirsek Improved Combined Tactical Vest. Tabii ki bu. Gördüğünüz üzere canım 115 ama zırhım 400. Son olarak belki soracaksınız. Crew Management'a şey aldım. Quick, her zaman alın. Bu etraftaki her şeyi, etkileşim hızınızı %25 daha fazla arttırıyor. Bot başına %25 daha da arttırıyor. Yani 3 tane bot yanınızda olursa %75 artıyor. Bu sürekli sorduğunuz bir şey. Etraftaki şeyleri daha hızlı yapmamı sağlayan yetenek bu yani. Aslında yetenek bile değil. Crew Ability. Daha fazla mermi sağlıyor. Botlar sizi kaldırabiliyor. Daha hızlı kaldırıyor diyelim. Anında kaldırıyor, inspirerler oluyor. Healer. 5 saniyede 5 can yeniliyorsunuz. Bu aslında önemli değil. Bunun yerine zırh almanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Accelerator. Daha hızlı şarjör değiştirmenizi sağlıyor. Yani reload hızınızı arttırıyor. Invigorator. Zırhınızın sebep olduğu yavaşlığı %50 azaltıyormuş. Bu önemli bir olayı. Bence bu kesinlikle iyi. Evet, bu kadardı. Bu arada Crew Abilities'den 3.'ye genellikle insanların piercing aldığını görüyorum. Botların kalkanları ve düşman zırhlarını delmelerini sağlayan iyi bir özellik. Fakat bu 3 bana daha kullanışlı geliyor. Yani benim kişisel seçimim. Fakat eğer siz bunu mantıklı buluyorsunuz bulabilirsiniz. Fakat benim yaptığım şey şu. Bu 3'ünden birisine sniper veriyorum. Evet. Bir de kullandığım silahlar bunlar. Bir yüksek miktarda şarjöre sahip machine gun, bir kısa ama daha hızlı şarjörün değiştirmesini sağlayan bir tüfek ve bir tane sniper. Bu sayede sniper sayesinde piercing'e gerek kalmıyor ve botlarım da shield'ları hallediyor. Zaten ben kendim de halledebilirim. Birinci silah olarak bu build'imizin özeli dev, büyük, uzun
Minigunlar. İkinci silah olarak ise patlayıcıları tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ettiğim patlayıcılar şunlar. Sırasıyla Commando 101. Bu çok iyi. Şarjöründe 4 mermi var. Daha sonra HRL-7 Rocket Launcher. Bu çok zevkli. Özellikle belki de şey yaparsınız. Özellikle birden fazla bulldozer'ı birlikte avlamak isterseniz çok seversiniz. Bunu benim bir arkadaşım çok seviyordu. Ve bir de kompakt 40 mm Grenade Launcher var. Bu da yüksek hasarlı, ücretsiz. Diğer ikisi DLC ile geliyor. Gördüğünüz gibi orada. Ve aynı zamanda bu yerden toplanan mermileri de şarjörünü alıyor. Bunlar almıyor. Gördüğünüz gibi. Ammo pickups are disabled. Yani bu da kullanışlı. Ama önerdiğim Commando 101 Rocket Launcher. Birinci silah gelecek olursak minigunlar. Aralarında hiçbir fark yok gibi. Sadece şu var. Bakın gördüğünüz üzere neredeyse birebir aynı. Verdiği damage yüksek ama 1 dakikada ateş ettiği mermi sayısı 2000. 2000 zaten yüksek. Bu daha yüksek hasar daha iyi aslında. Bu silah daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu ücretsiz gelen Overkill Pack DLC'si ile geliyor. Evet, bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olarak ve videoyu beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İyi günler, iyi oyunlar.